Ne oldu anneciğim? Niye ağlıyorsun sen? Kıyamam, kıyamam. Tamam, tamam. Anneciğim bak bebeği. Evet. Ne oldu anne? Ne oldu kuzum? Ne oldu kuzum? Ne ötüyor bakayım da? Hassasiyet hatası diyor. Acaba ne mi tıkandı? Tamam mı? Ha, sesini de özlemiştik anneciğim. Konuşuyor musun sen Atoş? Güzel çocuk. Niye hassasiyet hatası veriyorsun ki? Allah Allah. Sıfır uyku. Dün gece 4 gibi yine bir ateşlendi hatta. Bayağı bir şeydi, sıkıntılıydı. İlaçları da yoktu. Eczaneye gittik, ilaçlarını aldık. Hastaneye direkt götürmek istemedim. Önce bakayım ateşi düşecek mi, düşmeyecek mi, ne durumda diye. Şu anda iyi. Gördüğünüz gibi zaten makineye bağlı. Annem neredeydi? Annemlerde de makinesi olmadığı için birazcık korktuk, apar topar buraya getirdik. Birazcık da konuştu kendi kendine şimdi. Ateşini sürekli kontrol ediyorum. Ben de uyuyamadım. Annemler gelecek işte birazdan. Belki annemler geldiğinde birazcık uyuyabilirim. Evi toparlayacaktık hep birlikte ama hiç gücüm yok yani. Şöyle bir ilaç içip kendime gelmek istiyorum. Başım çatlayacak gibi uykusuzlukta. Şimdi edit yapacaktım kahve içmeden önce ama başka bir videonun editini, telefondan yapacağım bir editi. Şimdi bakıyorum video yüklenmiş. Onun da işte yapılacakları vardı, daha tam hazır değildi. Kapak fotoğrafını bile son dakika yapmıştım. Şimdi hemen onu ayarlamam gerekiyor. Video yüklendi şu anda. Onu bir halledeyim, o zaman kahveyi sonra içerim. Orada kahve hazırlarım ya da bu tontik burada uyusun. İlaçları zaten hazır. İlaçları annemde kalmış. Tekrardan ilaç yapmak zorunda kaldım. Normalde akşamdan yapıyorum ilaçlarını. Sabah veriyorum. Sonra tekrar akşama geçiyoruz. Bugün sabahtan yaptım. Akşama geçeceğiz. Bugün ilaç yapmakla uğraşmayacağım. Bu bile bazen çok yoruyor inanın ki. Yani çok basit bir işlem gibi gözüküyor ama her gün aynı ilaçları yapıyorsunuz vesaire. Ve hazır 2-3 günlük ilaç olsa ne güzel olur. Ama işte öyle. Kameramın ayarını yapıyorum şimdi. Tam böyle ayarlayayım. Bu arada halılarım çok kötü. Tarık halı yıkamacının numarasını nereye koydun aşkım? Ne canım? Halı yıkamacının numarasını. Gösterdi. Tamam, bu işi de halletmiş bulunuyoruz. Çünkü halı yıkamacılıkları şunları çıkartayım. Biraz edit yaptığımda açacağım. Gözlerim çok kötü gözüküyor. biraz elime yüzüme biraz da bir şeyler sürelim. Şey anlamında maske falan yaparım. Böyle bir aydınlık gelsin, şöyle bir enerji gelsin. Yavaş yavaş böyle bir enerjimi topluyorum. Şimdi size Atış'ın gelen tablolarını göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz en son Mego Eylül indirimi vardı. Ben de indirimden bunları aldım. Şimdi size göstereceğim. Aslında uzun zamandır alayım mı almayayım mı diye böyle bir muammada kalmıştım ama iki sevdiğim tabloda linkin içerisindeydi. Yani bir tane alıyorsunuz, ikincisi %40 indirimli oluyor. İnanılmaz şekilde uygundu. Kalitesine göre çok fazla yorum gelmiş çünkü. Güzel yorum gelmiş. Bir de ben daha önce buradan bir küçük tablo daha almıştım. Onu da çok beğendim. Yani paketlemeleri, kargolamaları gerçekten çok güzel.
ikinci gelen tabloları böyle göstermek istiyorum. Bunu belki dedim koridora asabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Boyutları ideal olur mu bilemedim yani. Asarız ya bence. Üçlü bir tablo arkadaşlar. Şöyle gösterebildiğim kadarını göstereyim. Bunların boyutları da gayet güzel. 45. 45 santim muhtemelen. 45'e 33 santim olur. Aynen 45'e 33 santim olması lazım. Aşağıdan da direkt bakabilirsiniz zaten. Tam olarak hatırlamıyorum şimdi. Bunu bir salonda deneyelim. Nasıl olacak şunlar özellikle. Sonra Atoş'un odası için Tarık'tan yardım almam gerekecek. O birazcık dinlensin. Onun işleri bittikten sonra birlikte yaparız diye düşünüyorum. Şimdi size danışmak istiyorum. Burası kapının girişi arkadaşlar. Burası bayağı bir boş. Bizim ayakkabılık çok küçük. O yüzden eski TV ünitemiz böyle tam TV ünitesine de benzemiyor aslında. Onu normal dolap şeklinde de kullanabilirsiniz. Onu biz dışarıya koyduk. Bazı ayakkabılarımızı, terliklerimizi, işte kışın kullanacağımız botlarımızı orada muhafaza etmeye çalışacağız edebildiğimiz kadar. Çünkü buraya hiçbir şey sığmıyor. Ben de diyorum ki bunları böyle buraya mı koysak? Böyle bir dekor yapıp üçlü böyle bu şekilde sizce. Çünkü ben burada story de çekiyorum. Hani reklam paylaşımları falan oluyor bu aynadan. Hani şurada bir tane fıçı var şöyle. Burada bakın böyle bir fıçı var. Bunu annem vermişti. Buraya bir dekorasyon yapıp pampaslar koyup bunlarla birlikte böyle bir dekorasyon yapsam nasıl olur? Ya da şimdi tam aynadan story çekiyorum ya. Ayna şurası. Ayna burada. Kirli olabilir. Kusura bakmayın. Bugün temizlik olacak. Ya da diyorum işte aynadan tam story çekiyorum. Bu duvar gözüküyor. Buraya mı böyle üçlü bir şekilde koysam dedim. Bilmiyorum ama buraya koyacak gibiyim böyle üçlü şekilde. Ya da sadece bir tane buraya altına o fıçıyı getirip video çektiğimde güzel gözüksün. Bu değil ama şöyle tablolardan birini böyle seçip baksanıza duvarın rengi de çok güzel oldu. Ama şey bizim kapının boyaları çok kötü duruyor arkadan story çekerken. Keşke beyaz olsaydı çok tatlı dururdu. Neyse öyle yani ya da şu koridor kısmına bilmiyorum yorum olarak yazın belki bunu hemen yapmayabiliriz. Düşünürüz önce bir nereye yapalım diye. Ondan sonra yaparız. İçerisi zaten çok kalabalık. İçeriye bir şey koymayı düşünmüyorum. Ama kapı girişini böyle bir hareketlendirmek istiyorum ve güzel bir görüntü olsun istiyorum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Kahvaltımı yaptım. Kendime geldim. Karnım çok acıkmış. Şimdi içeri doğru gidiyorum. Videomun editini yapacağım. Ardından annemler gelecek. Evet temizlik malzemeleri çıktı. Biz ufaktan temizliğe başladık. Annem de kalan eşyaları getirmiş. Buraları tek tek toparlamaya çalışıyoruz. İçeriler bayağı bir dağınık. Toparlak su kitaplığı düzenliyor. Merhaba. Yardım ediyor bana. Kitapların tek tek tozunu alacağız. Annem de orada. Hep birlikte, hep bir elden yapacağız inşallah. Annem süslenmiş de gelmiş, tokada takmış kendine. Bakar mısın? Süsünü, yok, burada püsünü. Taktım annemle süslenmesi yani. Süslenmiş, süslenmiş. Neden süslendim? Gözlerimin şişi belli olmasın diye. Bize tatlı almış. Şöyle 3 tane almış ama biz fazla yedik. Göstereyim cama çekiyor. Canınız çekmesin. Ama çok yorulduk yani. Biz hak ettik. Tatlılar yiyeceğiz. Yani en çok da ben hak ettim. Evet en çok da annem hak ettim. Camları sildim anne. Niye öyle baktın be? Berat'ın bakışı. Camları ben sildim ama. Nasıl? Ben hiç yardım etmedim değil mi? Sen de yaptın canım. Sana yapmadım diye var mı? Ben de yaptım.
Hakkını yiyebilir miyim? Benim çocuğa baktım, hem iş yaptım, herkes yaptı. Anne sen de hep kendini ön plana çıkartmak için yapıyorsun bunları. Zaten ben anneyim, ön plandayım anne. Sen arka plandasın. Neyse, çok fazla yiyecekleri göstermek istemiyorum. Şimdi tatlılarımızı yiyelim, ardından temizliğe tekrardan devam edeceğiz. Temizlik biterse. Hadi bakalım. Halidir şu anda. Çok inanılmaz yorgunum yani. Dün gece hiç uyumadığım için yani gram uyku yoktu. Aman bir şey olacak. Aman hastaneye götürecek miyiz? Böyle telaş yaptım. Çok kötüydüm. Acayip şekilde streslendim. Yani şu şakak bölgem var ya, o stresten, sinirden öyle bir şöyle zong zong, sanki birisi vuruyormuş gibi hissediyorum şu anda. Streslendiğimde böyle oluyor. Sabahına evin temizlenmesi gerekiyordu, evin toparlanması gerekiyordu. Ata iyi olunca biraz daha dedi ki temizliği yapalım, aradan çıksın. Başka türlü bu evin temizliği bitmeyecek. Ya bir de yerleştirmesi var yani. Neyin nerede olduğunu annem bildiği için sağ sola çok yardım etti. Bir ara annem hep birlikte böyle el birliğiyle halletmiş bulunduk. Yapılacak başka işler daha var. Mesela mutfak dolaplarının işte yüzleri silinecek. İşte dolapların üstleri falan komple silinmesi gerekiyor. O işleri işte ablaya bırakacağım artık. Yani o kadarını yapamayız. Saat 7.30-8'e geliyor. Sonrasında Oğuz Hoca'yı aradık. Normalde bugün 7'de Atan'ın dersi vardı. Dersini iptal etmedim. Biraz rahatlasın, hani ciğerindeki sekresyonu daha rahat atabilsin diye. Şu anda fark ediyorum ki az da olsa bir enfeksiyon var. Hani masajla birlikte rahat atar diye düşündüm. Bugün bakıyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi onlar da içeride. Atayı da göstereceğim size. İnşallah şu kötü günü atlatırız ve hani bir daha gece ateş olmaz. Şu an kalpol baskılıyor. Kalpol veriyorum 6 saatte bir. Bir de ıhlamur falan, işte bitki çayları, bir şeyler vereceğim. Öyle yani. Bayağı bir yorulduk. Atoş gözleri açmış. Öğretmeni geldi. Birlikte ders yapıyorlar. Atoş'cum. İyiydi mi hocam? İyi. İyi, güzel iyi. Bakıyor. Biraz önce uyuyordu. Başta uykuluydu da. Biraz dün uçtuk. Dün gece anneannesini korkuttu ya. Ha, dün seni beni gecede uyutmadı işte. Evet. Uyumadık hiç. Ceylan da uyumadı. Ben de bicimcik ya. Minnacık. Minnacık böyle. Herkes asker etti gece gece. Yiyorsun da tek. Aferin sana. İyi, rahatlamış gibi ama. Ama ateşe meyilli vücudu belli. Yüzünden, gözünden belli. O yüzden kalbine devam edip bir ıhlamur. Ihlamur vereceğim. Rahatlasın diye. Bence onun tek siniri annesinin sınavı geçememesi. Yok. Böyle tepki verdi. Değil mi oğlucuğum? Sinirlendim ben dedi. Aç 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 aç. Aferin sana. Aç 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 aç. Aferin. Mutfağın son halde böyle. Bütün halıları çıkardık bu arada. Halılar dışarıda. Bence orayı görmeniz lazım. Şuraya bakar mısınız? Koli yığıldı buraya şu anda. Halılar orada, sabahtan gelip halıları alacaklar. İçeriye depoya hiçbir şey koyamıyoruz şu anda. Çünkü Enerya'dan gelip bağlamaları gerekiyormuş. Doğalgazı açmaları gerekiyormuş. Şu anlık içeriye hiçbir şey koymayın demişler Tara. O yüzden ben de bekletiyorum. Bu arada burada verilecekler de var. Mesela kullanmadığımız şırıngalar var. Onları eczacıya vereceğim bizim. Yani burası da boş olacak inşallah. Atoş. Masaj yapacak öğretmen sana. Hazır mısın? Hazır mısın? Hayırdır. Evet, spamıza hoş geldiniz. Ata spaları. Ne gerekiyor?
Gereken her şeyi getirdim ben buraya. Tamam. Ben çıkartayım mı hocam? Ata çok mu zayıf hocam? Biraz zayıflamış evet. Değil mi? Aldığı ilaçlar, şeyler. Boyuzluyor. Boya da gitti biraz evet. Boyuzu uzadığı için de olabilir. Tamam. Utandın mı? Kuzu gibi nasıl yattı? Yazık. Bir tepki. Daha alışmış gibi. Nasıl? Daha da alışmış gibi. İlk şey tepkisini vermedi. Ha, evet. Şey diyorsun. Normalmiş gibi. Kupa masajını. Evet, aferin sana. Çok güzel yapıyorsun. Rahatlayacaksın anneciğim. Rahatlar değil mi hocam? Rahatlar tabii. Bu bölgedeki kan dolaşımı arttığı zaman... O yüzden de beni biraz gitti. Yine aynı. Masaj etkisini almış oluyor. Zayıflamış baksana kapıdan. O çıkmıyordu diğerinde. Elini koydu değil mi kameranın ortasına? Kesersin Ceylan. Editlemediğim için. Senden YouTuber olmaz. Oldum bile. Ama çok izlenme alıyorsun garip bir şekilde. Beni seviyorlar hayatım. Yani sana bile kızmışlar hani ne sinir ediyorsun diye ki. Gerçek anlamış ya. Ya beni kızdırma bir daha işte. Hayırsız evlat demiş. Bana öyle demiş hayırsız evlat. Bilmiyorlar ki anasının pamuk prensesi. Tamam aşkım, tamam aşkım. İyileşti Zatoş. Ay. Taraftaki doku biraz daha şey. Daha mı? Kemiklerden mi şey? Yok, mi? Kemiklerden değil. Daha Bakın fazla sen... yapışmış. Hmm. Kilosu da yok ya. Biraz etli olsun. Yani hareketli olmadığı zaman buralar çabuk işte şey yapabiliyor. Ama çok rahatlatır ciğerlerini. Bir de öksürtme yaparım ben bunun üstüne hocam. Evet. Cihaz çok iyi geliyor öksürtme cihazı. İlaçlarını da ver inşallah. Ateşi çıkmaz inşallah. İyi değil mi bugün Ceylan? Ateş falan çıkmadı. Yok ama kalpör baskıladı. Yani çıkmadı da vermiyorum ki. Kalpör vermesem ateşi yükselecek belli. Bizim oradaki ilaçları atayım değil mi? Gel bakalım. Atatın yenisini aldık biz son gece. Nöbet cezanı aradık. Yatak odasının yerini değiştirdik arkadaşlar. Sebebi de şu. Kombimiz buraya takıldı. Normalde bunun hemen altındaydı biliyorsunuz ki. Az çok videolardan aşinasınızdır. Kombi gelince çok fazla sıcak olur. İşte makineleri zarar görür diye düşündük. O yüzden kış için yatağın başını değiştirdik.
Yatağın başını buraya aldık. Atanın makinelerini şöyle aldık. Bakın orası hep makine zaten. Hemen arka kısımda da Atoş'un mamaları var. Oradan alttan görebilirsiniz. Şurada mamaları da. Atoş dersten çıktı. Çok rahatladı. Bakın daha güzel bakıyor. Hoca geldiğinde ilk böyle derse başladığında çok baygındı. Yani kötüydü. Az çok anlayabiliyorum ben onun durumundan. Yine ateşlenme riskimiz var bu arada. Sürekli kontrol etmem gerekiyor. Makineden çok fazla ayırmamam gerekiyor. Rahatsız olabilir. Şu anda ilaç saati geldiği için birazcık hani onun miyoklonik nöbet deniyor buna. Böyle hafif atım şeklinde oluyor. Miyoklonik nöbetler oluyor. Zarar vermeyen ama istemsiz bir şekilde yaptığı. Şu anki yaptığı bakın. Atım şeklinde oluyor bunlar. Miyoklonik nöbetler. Ama gözlerinin böyle açık olması çok iyi. Çünkü çok baygındı. O beni çok korkuttu. Ceyna ablama. Ceyna abla diye bağırıyor arkadan tarih. Annemler gitti. Oğuz Hoca taraftan geçiyormuş. O bırakacak. Ne oldu? Video çekiyordu. Babacığım ne güzel bakıyor benim oğlum ya. Değil mi ya? Boncuk boncuk. Paşam. Burası soğuk ama ya. Klimayı mı açsak acaba birazcık? Yok. Şey yapıyorum. Bakalım da ısısı falan gayet güzel Atoş'un. Ya çok güzel bakıyor. Çok güzel bakıyor benim oğlum. Ay kızım benim. Atoş. Oh. Annem, baba mı gelmiş? Ne güzel bakıyorsun sen öyle, boncuk gözlüm. Küçük Tarık. Bence bir battaniye örtelim ya, burası serince. Örteceğim, örteceğim şimdi. Sırtı çünkü soğuk yağlıydı. İçine zıbını da giydirmedim. Ona yeni aldığım battaniye var ya, uzunca olmadı, onu örterim diye düşünüyorum. Kışım, ay o kadar güzel ki seni izlemek dedin. Annem, kurban olurum ben sana. Canımın içi çocuğum. Canımın içi oğlum. Çok korkuttun anneciğim beni gece. Çok korkuttun. Ay sen ister misin öyle olsun? Güzel gözlü oğlum benim. Ateşini takip ediyorum ama yine de ne olur ne olmaz diye şu anda üşümüş. Yani 36.2'yi gösteriyor. 36.5 ve üzeri atay için iyi. O yüzden masajdan sonra böyle birazcık vücudu ısınsın diye. Üşümesin diye. Yani bir anda ateş çıkabiliyor, bir anda üşüyebiliyor. Yani atanın vaziyeti durumu bu şekilde zaten. O yüzden gözlem gerektiren bir çocuk. Sürekli gözlemlemem gerekiyor onu. Ben de onun hemen yanında olacağım. Birazcık uzanacağım yanına. Aynı zamanda bir çamaşırlarım kaldı sadece. Onları asacağım. Çamaşırlarını atmıştım Atoş'umun. Evet, maraton başlasın. Bakayım ateşine. Ateşi şu anda 38 gördüğünüz gibi. Nine soyundu. Ateşini düşürmeye çalışıyorum. Zaten geceleri muhtemelen ateşi çıkıyor. Ateş düşürücüsünü verdim. Rahatlatmaya çalışıyorum Atoş'u. Önlemimi almasaydım ateş daha da yükselecekti. Hemen soğuk pres yaptım. İlacını verdim. Geceleri bu tip hastalıklarda daha çok kritik geçiyor arkadaşlar. Şu anda saat gece 3. Asla uyuyamıyorsunuz ve başında beklemeniz gerekiyor. Ateşi düştükten sonra böyle beklemesi de sıkıntı çünkü. Tombik. Atoş uyumayacağız mı anneciğim? Hı? Gözlerim şişti uykusuzluktan hala uyumak istiyorum. Ama uyuyamıyorum. Bu çok kötü bir şey. Biraz daha sabretseydi, biraz daha sabaha karşı olsaydı belki de ama o zaman bir anda ateşlenebilirdi. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki onun ateşleneceğini anlıyormuş gibi bu gecenin bir saate kalkıyorsunuz ve direkt kontrol ediyorsunuz bebeğinizi. Ben zaten sürekli atayı kontrol ederim ama şu aralar ateşli olduğu için özellikle böyle saat gece 2 gibi falan muhtemelen kalkarım. Direkt bakarım ata nasıl, iyi mi diye. Bugün de öyle kalktım. Böyle 37'den başladı ateşi. 37'yi görünce dedim ki bu ateşleniyor herhalde. Hemen soğuk kompresini yaptım. Gözleri açık zaten. Gözleri güzel bakıyor. Bakın. Bu demek oluyor ki
ben ateşle mücadele edebilirim değil mi anneciğim? Bir de gülersin. Annenin haline mi gülüyorsun? Bekleyeceğiz mi böyle sabaha kadar? Ha? Tombi'yim. Başka hiçbir insanoğlu, başka hiç kimse için. Bilmiyorum ya, evlat çok farklı bir şey. Ama severek bakıyorsun değil mi Atoş'cum? Çünkü işin içinde sevgi var. Oh, annem. Anneye gül. Hani böyle bir yorgunluk olamaz. Gözlerimin altı şişti resmen. Şuralar var ya, inanılmaz şekilde şişti. Ne yaptıysam inmedi, buz falan koydum. Sabahtan da yine öyleydi ama sabah çok yoğun bir şekilde temizlik yaptık. Annemler buradayken ben bilgisayarın başında uyuyakalmışım. Annemin videosu vardı, onu hallettik. O arada anneme de sen birazcık uyu biz gidene kadar. Saat işte 5'ten 7'ye kadar bir 2 saatlik orada uyumuştum. Sonra atan ateşi akşamda olmayınca, rahatlayınca fizik tedavi falan oldu. Bu arada kusura bakmayın, böyle kafamı jöleften yaslayarak konuşuyorum ama hiç kalkacak dermanım yok. Sonrasında iyiydi, hiçbir şey yoktu. Mamasını falan gayet güzel içti. Buhar verdim ona, birazcık rahatlattım. Ondan sonra baktım iyi olunca tarz dedi sen de uyu. Saat 10'da ilaçlarını verdim. 10.30'da da diğerlerini verdim. Yani saat 10.30 gibi uyudu. Sonra işte gece 2 gibi tekrardan kalktım. O 10.30 ile 2 arasındaki uyku. Gerçi aralarda kalktım, yine baktım. İşte aspirasını falan yaptım ama yine de şöyle bir 2-3 saat uyuyabildim. O beni şu anda ayakta tutuyor bence. Yoksa direkt gözler gidiyor. Uyumamam gerekiyor. Ateşi düşene kadar. Yani saat 6-7'ye doğru düşüyor ateşi genellikle. Geceleri böyle çok ateşli olduğu zamanlar. Bekliyorum, kesinlikle uyumuyorum. Bu arada kahveyi azalttım. Neredeyse hiç içmiyorum bazen. Çünkü mideme çok fazla zarar veriyor. Stres üstüne binince. Yani belli bir süreden sonra kahveyi fazla tükettiğiniz zaman mideye zarar veriyor. Her sabah kahvaltıdan önce benim ilk yaptığım şey kahve içmekti. Bu ilk değil tabii ki. Ama şöyle yapıyorum. Mesela günde bir kere bir tane Türk kahvesi. Çok çok nadir, hani Nescafe bir bardak değil, onun yarısı. Böyle yavaş yavaş azaltmaya çalışıyorum. Birazcık da yorgunluğumun sebebi bu. Kahve tüketimi, yani kafein tüketimi çok az. Ondan dolayı belki de kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani kahve içtik, o kafein tükettiğim zamanlarda yine biraz daha dinç olurdum. Bu sefer de mideme zarar veriyor. Yapacak bir şey yok yani. Onu dengelemem gerekiyor. Böyle. Bu aralar bizim böyle geçecek. İyi ki diyorum şu doğalgazı yaptırdık. İyi ki diyorum taşındık. Yani kış ayı gerçekten büyük bir çile. Şu an işte Tarık çok zorladı. Getirelim, hastaneye götürelim diye. Atayı ben gerçekten çok iyi tanıyorum. Yani eğer ben Atayı bu haliyle götürürsem hastane enfeksiyonuyla birleşip orada böyle ikili üçlü yataklar oluyor. Hasta çocukların yanına atıyorlar Atayı da. Yani özel bir oda falan vermedikleri için ve diğer özel hastaneler Atayı kabul etmediği için sadece devlet hastanesine götürebiliyoruz burada. En büyük sıkıntımız. Yani imkanlar kısıtlı. İstanbul'daki gibi falan değil. Mesela İstanbul'da öyle bir şansınız var. Yine hani ata gibi çocukları kabul eden özel hastaneler oluyor. Doktorunuzun olduğu hastaneye yönlendiriyorlar. Şimdi bizim nöroloji doktorumuz eğitim araştırma hastanesinde. Mecbur oraya gitmemiz gerekiyor. Ve oraya gittiğimiz zaman da mecbur hani ikili üçlü yataklarda yatırıyorlar. Çünkü yer yok hastanede. Hiçbir şekilde tekli odaları vermiyorlar. Bunun açıklamasını şöyle yapabilirim size. Mesela işte korona testi yapılacak değil mi çocuğa? Kaç saat içerisinde çıkıyor? 10 saat içerisinde çıkıyor. Şimdi tedbir amaçlı çocuk çok kötüyse mecbur şey alıyorlar. Servise alıyorlar. Serviste bekletiyorlar. O süreçte de eğer o çocukta korona var ya da başka bir virüs taşıyorsa ikili yataklar, senin çocuğunu da oraya verecekler. O hava sirkülasyonundan bile senin çocuğuna enfeksiyon kapabilir. Bundan çok korkuyorum.
En güvenli yer Atay için evet evi, gerektiği takdirde hastaneye götürmemiz gerekiyor. Tabii ki götürmemiz gerekiyor. Ama onun bir şeyi var, yani dozu var. Ata böyle çok çok kötü olmadığı sürece, zaten ev yarı hastane, ventilatörleri, pals oksimetreleri, hava buharları vesaire. Bütün yani benim atın ateşini düşürebileceğim, onu rahatlatabileceğim her şey elimin altında olduğu için ve hani trakeli bir bebek olduğu için zaten onun birincil hemşiresi benim, birincil doktoru benim. Onu benim ayarlamam gerekiyor. Ki öyle de oluyor. Yani trake açıldıktan sonra neredeyse hiç hastaneye gitmedik, abartısız. Hani böyle kontrolleri dışında böyle ateşi olup da hadi hastaneye çocuğu götürelim falan yapmadık. Tabii hani bu söylediklerimden şunu çıkartmayın. İşte hastaneye götürmeyelim, biz evde bakalım falan değil. Benimki tamamen içgüdüsel. Hani ben çocuğumu çok çok iyi tanıdığım için 3 senedir birlikteyiz. Ve benim en büyük tecrübem Atay'la birlikte 7 ay boyunca hani yoğun bakımda hem serviste yatmam oldu. Çünkü orada çok fazla tecrübe edindim. Doktorlarla görüşmelerimiz olsun, hemşirelerden öğrendiklerim olsun. Hem de ben kendimi bu konuda çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani burada önemli olan çocuğunuzu çok çok iyi tanımak. Ve bazen yanılabiliyorsunuz, evet çok nadir de olsa. Ama işte onun dozunu iyi bilmek gerekiyor. Ben bunu, bu tombiğin dozunu çok güzel ayarlıyorum artık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Değil mi anneciğim? O annesi üzülmesin diye belli bir süre sonra artık pes ediyor. Ve uyuyor. Ateşini de düşürüyor. Değil mi aşkım? Yani sana sorsam sen ister misin böyle olmasını, değil mi? Bir de orası var. Evet, artık biraz da olsa dinlenmem lazım. Ara ara böyle kalkıp kontrol edeceğim çünkü. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız bizimle olsun. İnşallah bu kötü günler de geçer. Hatta hemen toparlanır ve normal hayatımıza tekrardan geri dönebiliriz. Bir de ne kadar yorgun olursam olayım, anneliği gerçekten çok seviyorum. Öyle.